Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Arapça 1 5. ünitenin alıştırmalarını yapmak ve sorularını çözmek üzere karşınızdayız. Alıştırmalarla başlayalım. Et-tedribat 1. alıştırma. Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşlukları parantez içinde verilen harficerlerden uygun olanıyla tamamlayınız. Bildiğiniz gibi harficerlerin bir anlamları vardır. O anlamları göz önünde bulundurarak buradaki boşlukları doldurmamızı istiyor. غَسَلْتُ السَّجَّادَةَ الْفُرْشَاتِ Kilimi yıkadım veya halıyı yıkadım. الْفُرْشَاتِ Burada ila var, bi var ve fi var. İla bir yönelme anlamı veriyor. Bi ile anlamında, fi ise içindelik anlamı veriyor. Burada bi ile tamamlamamız lazım. غَسَلْتُ السَّجَّادَةَ بِالْفُرْشَاتِ Fırça ile yıkadım anlamında oluyor. كَتَبْتُ الرِّسَالَةَ Boşluk el-kalemi Mektubu yazdım el-kalemi Kalem anlamında bu. Nasıl getirmemiz lazım? Fi olmaz. Kalemde olmaz. İla kaleme olmaz. Bi getirmemiz lazım. Çünkü bi'nin anlamlarından bir tanesi iledir. كَتَبْتُ الرِّسَالَةَ بِالْقَلَمِ Kalemle yazdım. دَخَلَ الْمُعَلِّمُ Boşluk, as-saffi, öğretmen girdi. Burada ke olmaz, bir teşbih, gibilik anlamı veriyor. Uygun değil. An, dendan veya hakkında anlamını taşıyor. Buraya uygun değil. Dolayısıyla ila ile doldurmamız lazım. دَخَلَ الْمُعَلِّمُ اِلَى الصَّفِّ Öğretmen sınıfa girdi. Yani yönelme durumunu ifade ediyor buradaki ila. خَرَجَ الطُّلَّابُ Öğrenciler çıktı. الْمَدْرَسَةِ Fi olmaz, bulunma anlamını ifade ediyor bu. Bi de olmaz. Min, burada den-dan ayrılma durumunu ifade eden min ile doldurmamız lazım. Öğrenciler okuldan çıktı. خَرَجَ الطُّلَّابُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ şeklinde olması gerekir. Beşinci cümleye bakalım. هُوَ اَشَّمْسِ فِي الْعِلْمِ هُوَ o, اَشَّمْسِ فِي الْعِلْمِ İlimde, bilgide, اَشَّمْسِ güneş. Burada ala olmaz, üzerinde anlamını veriyor. Buraya koyduğumuzda bir uyumsuzluk oluyor mana açısından. Min de olmaz. Burayı ke ile doldurmamız lazım. Bir teşbihlik ifade veriyor ke. Huve keşşemsi fil ilmi. İlimde güneş gibidir. Altıncı cümleye bakıyoruz. Edhebu ilel mektebeti sadiqi. Edhebu gidiyorum ilel mektebeti kütüphaneye sadiqi. Burada min olmaz. Min sadiqi. Arkadaşımdan olmaz. K de olmaz. Ma olması lazım. Ezhebu ilel mektebeti ma sadiqi. Arkadaşımla beraber kütüphaneye gidiyorum. Yedinci cümleye bakıyoruz. Ene bir boşluk var. Ben medinetil kahirati. Li olmaz. Çünkü sebep ve aidiyet ifade ediyor. Buraya uygun değil. Ma bu da olmaz. Min ile doldurmamız lazım buradaki boşluğu. Ene min medinetil kahirati. Ben Kahire şehrindenim. Sekizinci cümle. El kitabu boşluk. At-tavileti. Kitap masanın üzerindedir olması lazım. Bunu ifade etmek için li olmaz, an olmaz. O zaman alayı kullanmamız lazım. El kitabu alat-tavileti. Dokuzuncu cümle. Es-semeketu el-havdi. Balık. Havuz. Li olmaz, içinlik veya aidiyet ifade eder. An de olmaz. Fi, doğru cevap. Buradaki boşluğu fi ile doldurmamız gerekir. Es-semeketu fil havdi, balık havuzdadır. Bu içindelik anlamı veriyor veya bulunma anlamı veriyor. El-camiatu ba'idetun el-beyti. El-camiatu ba'idetun, üniversite eve uzak. Bu anlamı vermek için an harfi cerini bu boşluğa getirmemiz lazım.
ba'idetundan sonra an kullanılır. Karibetundan veya karibundan sonra ise min kullanılır. İkinci alıştırmamıza bakıyoruz. Aşağıda verilen müptedalar için parantez içindeki sözcüğü haber olarak kullanıp harekeleyiniz. Müptedaya cinsiyet bakımından uygun hale getirmeyi unutmayınız. El beytu eril, o zaman nazifun diyeceğiz. El beytu nazifun müpteda haber. Burada erillik açısından bir uyum söz konusu olduğu gibi sayı bakımından da bir uyum söz konusudur. Es-seyyaratu seri'atun şeklinde kullanmamız lazım. Es-seyyaratu dişil olduğundan dolayı bu hızlıdır anlamındaki bu manayı kullanabilmek için onu dişil versiyonunda getiriyoruz. Es-seyyaratu seri'atun. El-kitabu mufidun eril olduğundan dolayı bu şekilde kullanıyoruz. El-hakibetu cedidetun çanta yenidir. Bu anlamı ifade etmek için haberi eril şeklinde kullanmamız gerekir. Çünkü müpteda ile haber arasında erillik, dişillik açısından uyumun bulunması gerekir. Es-sa'atu kadimetun dememiz lazım. Saat eskidir. Kadimetun. Es-sa'a dişil bir sözcüktür. Haberi de buna göre dişil getirmemiz lazım. El-hadiqatu vasi'atun şeklinde kullanmamız lazım. Çünkü el-hadiqatu dişildir. Vasi'atunu da dişil olarak getiriyoruz. El-cevu mumtirun. Hava yağmurludur. El-cevu mumtirun. Cev kelimesi erildir. Mumtirun haberini de eril olarak getiriyoruz. El-hayatu cemiletun. Neden cemiletun? Çünkü hayat kelimesi dişildir. Cemiletunu da ona uygun olarak dişil getiriyoruz. El-imtihanu sa'bun. İmtihan kelimesi eril bir sözcüktür. Sa'bun kelimesini de eril olarak getirerek bir isim cümlesi kuruyoruz. El-arabiyyetu sehlun. Arabiyyeh kelimesi ta-ı marbuta içerdiğinden dolayı dişil oluyor. Bundan dolayı sehlun değil de sehletun dememiz lazım ki müpteda ile haber arasında dişillik bakımından bir uyum söz konusu olsun. Üçüncü alıştırmamıza bakıyoruz. Aşağıda verilen isim cümlelerinin müptedalarını belirsize çevirerek cümleleri yeniden kurunuz ve harekeleyiniz. Birinci cümle El beytu fil medineti. Ev şehirdedir. Nasıl yapacağız bunu? O el beytudan el takısını düşürüyoruz. Sonra fil medineti şibih cümlesini öne alıyoruz. Yani fil medineti beytun şehirde bir ev vardır anlamında. El-kitabu alat-tavileti, kitap masanın üzerindedir anlamında. Bunu belirsize nasıl çevireceğiz? Alat-tavileti şibih cümlesini öne alıyoruz. El-kitabu sözcüğünden de el takısını düşürüyoruz. Yani alat-tavileti kitabun, masanın üzerinde bir kitap vardır anlamında oluyor. El-kalemu fi hakibeti, kalem çantamdadır. Nasıl yapacağız bunu? Fi hakibeti kalemun. Çantamda bir kalem vardır. El-defteru tahtel kursiyi. Defter sandalyenin altındadır. Nasıl yapacağız? Tahtel kursiyi defterun. Sandalyenin altında bir defter vardır şeklinde. El-kittatu tahtes seriri. Burada değişikliği şu şekilde yapıyoruz. Tahte seriri kıttatun, yatağın altında bir kedi vardır. Er-raculu emamel mescidi, adam caminin, mescidin önündedir. Ne yapıyoruz? Emamel mescidi raculun, mescidin, caminin önünde bir adam vardır şeklinde değiştiriyoruz. Böylelikle belirsiz olarak kullanmış oluyoruz. Eddecacetu halfessuri. خلف السور دجاجة şeklinde kullanıyoruz. Yani surun, duvarın arkasında bir
tavuk vardır anlamında oluyor. Es-seyyaratu emame şecereti, araba, otomobil, ağacın önündedir. Belirsizlik yaptığımızda, belirsiz olarak kullandığımızda emame şecereti seyyaratun diyoruz. Yani ağacın önünde bir araba var anlamında oluyor. El bintu indel babi, bunu belirsize çevirerek indel babi bintun diyoruz. Kapının önünde bir kız var. El veledu fevqad derraceti, çocuk bisikletin üzerindedir. Fevqad derraceti veledun şeklinde yaptığımızda ise bunu belirsize çeviriyoruz ve anlamı bisikletin üzerinde bir çocuk var şeklinde oluyor. Bunlar alıştırmalarımızdı. Şimdi sorularımızla devam ediyoruz. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bir harfi cer değildir? İla harfi cerdir, bi harfi cerdir, fi harfi cerdir. E'ye bakıyoruz. Ala da harfi cerdir. Ancak emem harfi cer değildir. Yer zarfıdır. Birinci sorunun cevabı D. 2. Kedi masanın altındadır ifadesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A. El-kıttatu inde, inde yanında anlamında. El-kıttatu alattavileti, kedi masanın üzerindedir anlamındadır. Burada emame önünde, fevka üzerinde anlamlarında yer zarflarını görüyoruz. C'ye baktığımız zaman altında anlamını veren yer zarfını görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevap C'dir. El-kıttatu tahta tavileti, kedi masanın altındadır. Üçüncü soru, isim cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İsim cümlesinin öznesine müpteda denir. Doğru. B. İsim cümlesinin yüklemi olan haber daima merfudur. Doğru. C. Müpteda ve haber cinsiyet ve sayı bakımından uyumludur. Bu da doğru. D. Müpteda ve haberin belirli olması gerekir. Bunu bırakalım şimdi. E. İsim cümlesinin haberi şibih cümle olabilir. Doğru. Cümle olabilir, şibih cümle olabilir veya müfret olabilir. D'ye baktığımızda müpteda ve haberin belirli olması gerekir. Bu yanlış. Müpteda nedir? Genelde belirli olur ve bu esnada cümlenin başında gelir. Ancak bazen belirsiz olarak da gelebilir. Dolayısıyla doğru cevap D'dir. Dördüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdaki isim cümlelerinden hangisinde müpteda ile haber arasında gereken uyum sağlanamamıştır? El-müderrisâni neşîtayni. Burada neşîtayni yanlış. Çünkü bunun neşîtani şeklinde gelmesi lazım. Ta ki haber olabilsin. Yani ref konumunda olabilsin. Neşiyatayni burada nasb konumunda gelmiştir. Dolayısıyla bunu haber olarak düşünemeyiz. Doğru cevap A oluyor. B'ye baktığımız zaman attabibetani cemiletani bir uyum söz konusu burada. El muallimatu cemiletun burada da. El mudirune zahibune müpteda ve haber arasında bir uyum var. El mudirune çoğul, zahibune de çoğul. Bu sayı açısından bir uyum var. Bir de el-mudirune eril, zahibune de eril olarak gelmiştir. E'ye baktığımızda da bir uyum görüyoruz. At-tabibetu cemiletun, dişil dişil şeklinde ve her ikisi de yani müpteda ve haber bunların her ikisi müfret olarak yani tekil olarak gelmiştir. Beşinci soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi haber çeşitlerinden biri değildir? Müfret, doğru. Böyle bir kısmımız var. C'ye bakıyoruz. Şibih cümle, evet doğru. Ne zaman şibih cümle olur haber? Car ile mecrur olduğunda, yani harfi car ile mecrur olduğunda ona şibih cümle diyoruz, cümlemsi diyoruz. Veya zarf formunda geldiğinde yine ona şibih cümle ifadesini, kavramını kullanıyoruz. D'ye baktığımızda isim cümlesi, evet haber çeşitlerinden bir tanesidir. E'ye baktığımızda fiil cümlesi. Bu da haber çeşitlerinden bir tanesi. Ancak B'ye baktığımızda müsenna şeklinde bir ayrımımız söz konusu değil. Dolayısıyla 5. sorunun cevabı da B'dir.
Altıncı soruya bakıyoruz. Aşağıdaki Arapça cümlenin Türkçe anlamı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aleşşecarati tayrun. Burada bunun anlamı ağacın üzerinde bir kuş vardır. Ağacın üstünde üzerinde bir kuş vardır. Burada bunun anlamını E'de görüyoruz. Ağacın üstünde bir kuş vardır. Neden E değil? Çünkü kuşlar anlamı var burada. Halbuki biz bir tayrun, bir tekilden bahsediyoruz burada. Kuş bir ağacın altındadır. Bu olmaz. Ağaç kuşun altındadır. Bu da yanlış tercüme. A'ya baktığımız zaman kuş ağacın üstündedir. Bu da yanlış. Dolayısıyla doğru cevap ağacın üstünde bir kuş vardır anlamını taşıyan E seçeneğindedir. Yedinci soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber zorunlu olarak mübtedadan önce gelmiştir? A'ya bakıyoruz. At-tullâbu emâmel medraseti. Burada mübteda önce gelmiş. Haber daha sonra gelmiş. أمام المدرسة رجلان bunu bir bırakıyoruz. المعلمون أمام المدرسة burada mübteda المعلمون أمام المدرسة haber oluyor. الرجل أمام المدرسة الرجل mübteda أمام yani normal sıralanıştadır bu cümlede de. الطالبات في المدرسة bu da normal sıralanış üzerinde yani önce mübteda sonra haber olarak gelmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız bizim emâmel medraseti raculâni okulun önünde iki adam vardır anlamını taşıyor bu. Haber zorunlu olarak mübtedadan önce gelmiştir. Niçin? Çünkü burada raculâni kelimesi belirsiz olarak gelmiş. İkinci şartımız da haberin şibih cümle olarak gelmesi koşuluydu. Sekizinci soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi eynel mektebetu yani kütüphane nerede sorusuna verilmiş bir cevap olabilir. Huve alat tariqi bu olmaz çünkü mektebe bir dişil sözcüktür. Huve ise burada eril bir sözcüktür. Bu olmaz. Hiye fi şari'il vatani. Bunu bırakalım şimdi. C'ye baktığımız zaman huve fi şari'il vatan olmaz. Huve eril şeklinde gelmiş. Halbuki biz dişil olan mektebe yani sorusuna cevap olacak bir cümle kurmayı planlıyoruz. Bu da olmaz. Hiye zehebet bil kutubi. Hiye zehebet bil kutubi. Burada bir canlıdan bahsediyoruz. O kitaplarla gitti anlamında. Bu da olmaz. Hiye alat tavileti. O masanın üzerindedir. Bu tamamen soruyla uyumu söz konusu değil. Tamamen zıt. Dolayısıyla doğru cevap B'dir. Hiye fi şari'il vatani. Hiye yani o kütüphane fi şari'il vatani vatan caddesindedir. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki sözcüklerin öğrenci dersi sınıfta yazdı anlamını verecek sıralanış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Ne var burada? Eddars, ketebe, attalib, fissaf. Önce fiili getiririz. Ketebe. Sonra faili, özneyi getiririz. Attalib. Sonra mefulu getiririz. Eddarse. Sonra da harfi cer ile mecruru getiririz. Yani nasıl olacak? Ketebat talibu derse fis saffi. Bunu nerede görüyoruz? Ketebat talibu derse fis saffi şeklini C seçeneğinde görüyoruz. At talibu fail olması lazım. Çünkü öğrenciden bahsediyoruz. Ed dersenin de meful olması lazım. Yani mensup gelmesi lazım. Doğru seçeneği C'de görüyoruz. 10. sorumuza bakıyoruz. Şibih cümle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Şibih cümlenin kelime anlamı cümlemsidir. Doğru. B. İrabı mahallendir. Doğru. C. Şibih cümle olan haberde
ref alameti aranır. Bu yanlış. Ref alameti aranmaz. Mahallen irap alan sözcüklerde veya işte cümlede veya zamirde böyle bir genel kuralımız vardı. Şibih cümle mahalli irap aldığından dolayı ref alametini aramayız. Dolayısıyla doğru cevap nedir? C'dir. D'ye bakalım. Haberin bir harfi cer ve mecrurundan oluşmasıdır. Tabii böyle gelir bazen. E'ye baktığımızda haberin bir zarftan oluşmasıdır. Bu da ikinci versiyonudur. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Çalışmayı ihmal etmeyin.